Pour ça reste chaud. Je sais ce qu'il nous faut. C'est du jazz à gogo. Tous ceux qui l'aiment bien. Et moi qui l'aime bien. On va chanter ensemble pour vous. Benim de gelmem gerekir mi beyefendi? Hayır, sen bekle. Buyurun efendim. Mualla diye bir kadın arıyorum. Ona gece gülü derlermiş. Orada. Şu kahkaha atan kadın mı? Evet beyefendi. Derdin ne olan züppe? Bir orospu işte. Bir aşağılık orospu ama senin gibi züppelerden de uzak duracak kadar asaletliydi bu kadın. Sen de nereden çıktın lan? Söyle lan. Benim kız kardeşim o. Mualla, ah, seni bir gün önce bulamaz mıydım? Mualla, canım kardeşim. Osman abi. Yıllardır arıyorum seni. Suriye'deydim. 17 yıl, 17 yıl ne uzunmuş meğer. Oh. Affedersin. Sonra artık senden kaçmaktan başka çare kalmamıştı. Geldi, sizi görmek için ısrar ediyor. Mualla'nın abisi siz misiniz? Evet.
Mualla'nın gelinliği bu. Başına bir gün bir şeyler geleceğini sezmişti. Bunu size bıraktı. Zavallı hep 17 yılın hesabını yapardı. 3 yıl kaldı, 2 yıl kaldı, 1 yıl kaldı diye. Bunlar da yüzükler. Abime söyle dedi. Ne olursa olsun içimde daima bu gelinliğin temizliğinden bir parça taşıdım. Size bir de bunu bıraktı. Allah kahretsin, insanları ne hale sokuyorlar. Dur! Rahat uyu Mualla, rahat uyu kardeşim. Bunu onlara ödeteceğim. Sana yemin ediyorum. Beyefendi, acaba gazeteye ilan vermek gerekir mi? Hoş geldiniz efendim. Güneş Krom şirketi... Evet efendim. Güneş Krom şirketi Amerika'ya krom teklifinde bulunmuş. Teklif mektubunun bir suretini elde ettik. Fakat Allah aşkına beyefendi, size bir şey mi oldu? Refik bey, beni Güneş Krom şirketinin sahipleriyle tanıştıracaksınız. Güneş Krom şirketinin sahipleriyle mi? Evet Refik bey, çaresini bulacaksınız. Şimdi lütfen beni yalnız bırak. Mm-hmm.
Bırak onu be! Bırak, dur! İmzalayacak mısın, imzalamayacak mısın? Karışmam, film seyredersin ha! Hadi! Muhterem beyefendi, bu mektubu size sizinle erkekçe bir anlaşmaya varmak için yazıyorum. Eğer bana ihtiyacım olan 5.000 lirayı verirseniz, işçileri greve teşvik etmekten vazgeçeceğimi size şerefimle temin ederim. Ahmet Bozdoğan. Aferin Nuri. Ben İstanbul'a gidiyorum. Bu akşam Muhtar Bey'in daveti var. Yarın akşam buradayım. Ocaklar sana emanet. Evvel Allah beyim, gözün arkada kalmasın. Eğlenmene bak. Buyurun efendim, müsaadenizle. Hanımefendiciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhtar Bey. Porto konusundaki vaadinizi unuttunuzsa hemen döneyim. Güneş Krom şirketi efendimizin emrinden ne vakit çıktı? Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız Muhtar Bey? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hamdolsun. Hani Muhtar Beyciğim, sizin şu davetleriniz de olmasa bu dünya çekilmeyecek. Teşekkür ederim iltifatınız. Yo yo, sizin davetlerin ayrı bir tadı var. Hiç olmazsa iş arkadaşları yılda bir kere şöyle bir araya gelmek fırsatını buluyoruz. Haç gibi bir şey desene! Haç gibi vallahi! Güneş Krom şirketi kolay! Hayrola Mithat, geç kaldın. Ocaklarda çöküntü olmuş amca, hemen dönmeliyim. Hangisi gene? Gene 3 numara olacak. Hani tam grevi önlemeye çalıştığımız anda... Oo, her gelenin hakkından geldiniz mi? Bak! Yalnız ücretlerini bugünlerde vermezsek tehlikeye gireriz. Bir kere de greve gidildi mi arkasından ücret arttırmaları filan gibi bir sürü güçlükler çıkar. Sendika başkanı Muammer Bey acele edin diyor. Aşk olsun, kim becerdi bu iş? Gene Nuri mi? Bunlar bir şey değil amca, sen bir de şuna bak! Muhterem efendim, Güneş Krom şirketi firmamızın aracılığıyla Amerikan Thomson kumpanyasına krom satış teklifi yapmış bulunmaktadır. Güneş Krom'un teklifi ne olursa olsun müessemiz aynı taahhüdü %2,5 eksiğine yapmaya hazırdır. Bu teklifimiz yalnız bu seferki sipariş için olmayıp bundan sonraki işler için de muteberdir. Saygılarımızla. Deli mi bu herifler? Mehmet Giray'ın firmasına anlaşma imzalamaya gittiğimizde bunu gösterdiler. Anlaşma olmadı mı? Bu vaziyette nasıl olsun? Korkunç bir şey bu. Bizim firmanın giriştiği her işte karşısına Kurdoğlu'nun çıkması bir gelenek oldu. Ama bu böyle süremez. Baksana, bizim firma neyi teklif ederse işi %2,5 eksiğini almaya razıymış. Yani bu Kurdoğlu denen heriflerin amacı ticaret değil, bizi iflasa sürüklemek. Ama muratlarına erişemeyecekler. Durum kötü amca. Bugün öyle bir misafirim gelecek ki, yeni tanıştığım biri, meşhur Nejat Çınar. Sana da tanıtacağım. Karun gibi zengin. Alimallah beni kızdırmasınlar, Amerika'ya 5 kuruşa krom satarım. Aha! Hoş geldiniz, bize şeref verdiniz Nejat Çınar beyefendi. Hoş bulduk. Şimdi sizi konuşuyorduk. Tanıştırayım size efendim, Mithat. İster ortağım deyin, ister yeğenim. Nejat Çınar beyefendi. Size anlattığım Mithat bu. Uğradığı bürolara, geçtiği sokaklara göre o gün borsa değişir, tahvilat yükselir, alçalır. Bu da kızım efendim, Şermin. Şermin.
Şeref duydum Şermin Hanım. Buyurun efendim. Şermin. Geldim ama hemen gidiyorum. Ocaklarda çöküntü olmuştu. Buraya senin için geldim. Sözün var bana, bu akşam cevap vereceksin. Öyle değil mi Şermin? Hayır değil ama evet de değil. Bugün evlenme gününü tayin edecektik. Acemisin Mithat, gönül işlerinden anlamıyorsun. Öyle bir durum yaratmalısın ki ben gelip kulağına sevgilim düğünümüz ne zaman demeliyim, o zaman bile duymamazlıktan gelmelisin. Oh, Sayın Mithat Güneş ve müstakbel eşi Şermin Güneş Hanım, saygıyla selamlarım. Güneş Hanım evlendiği vakit soyadlarını değiştirmeyecek olan mutlu bayanlardandır. Bununla beraber size bir sır vereyim. Sakın Mithat denen adama emniyet etmeyin. Dişi kuşlar bile evinin etrafından geçmez oldular. söyle bakalım düğün ne zaman? Bu baloyu saymıyoruz, bu muhtar beyim. Azizim bizi kolay kolay atlatamazsın. Piyasa değiliz biz, piyasa! Bize delikanlı derler, bütün Britanya'nın bisküvi depolarını bitirmeye azmetmiş çelikten delikanlı! Bazen davranışlarını kontrol edemiyor. Daha yeni tanıştığı biriyle böyle samimi olmak... O meşhur bir adam! Beyrutlu milyoner Nejat Çınar dedin mi, herkes şapkasını çıkarıyor. Benimle evlenir misiniz? Kuzum, ciddi misiniz? Son derece. Beni doğru dürüst tanımadan, huylarımı bilmeden nasıl evlenme teklif ediyorsunuz? Fakir de değilsiniz ki. Demek fakir olsam, paranız için seviyorum sanacaktınız. Böyle ani bir evlenme teklifi, her kadını kolayca elde edebilecek birisinden gelirse... ...insana bir takım gizli maksatları olduğu tesirini veriyor. Ismarlama gibi kadın aramak, kendine güvenemeyen yara erkeklerin harcıdır. Bense beğendiğim her kadını alabilirim, o kadın ne olursa olsun. Gene kendine güvenç. Olabilir. Galiba siz kendinize ısmarlama bir erkek arıyorsunuz, dişinize göre. Otur diyeceksiniz oturacak, kalk diyeceksiniz kalkacak. İleri gidiyorsunuz. Dikkat edin, sayın nişanlınız devrik gözlerini dikmiş, bize bakıyor. Yok, bu kadar da fazla! Hangi şey fazla oğlum? Ben bir şey göremiyorum. Amca, çok genişsiniz. Siz onların tanıştıklarını bilmiyor musunuz? Tanışıyorlar mı? Evet efendim, Jale söylemişti de inanmamıştım. Demek sahiymiş. Öyle tiplerden nefret ederim. Hele kadına yalvaranlara tahammül edemem. Karşımda zayıf düşeni de ezmek isterim. Sayın nişanlınızla bu düşünceleriniz arasında çelişme var gibi. Rica ederim onu rahat bırakın. Mithat'la evlenmem ticari bir iştir. Babam aile servetinin bölünmesini istemiyor. Böyle bir düşünce için size harcaması doğru mu? Bilmiyorum. Annem öleli babamın sözünden çıkmadım. Onu üzmemeye çalıştım. Ya deminki hayat anlayışınız? Evlenmeler hisle değil, akıllı olmalıymış. Babam öyle diyor. Şermin! Gidiyorum, seninle görüşmem lazım. Affedersiniz. Nejat beyefendi, Mithat ocaklara gidiyor da bir çöküntü olmuş. Sizinle bir şey konuşmam lazım. Hay hay efendim, buyurun, buyurun. Buyurun. Oturun efendim. Teşekkür ederim, oturmama lüzum yok. Sizden Şermin Hanım'la evlenmemize izin vermenizi rica edecektim. Affedersiniz. Anlayamadım. Böyle bir anda Şermin'i iyice tanımadan, Şermin de sizi tanımadan... Şermin Hanım'la daha önceden başlayan bir tanışıklığımız var.
Bugün buraya Şermin Hanım'ı istemek için geldim. Ya, haberim yoktu. Acaba Şermin, o da sizin düşüncenizde mi? Düşünün bir baba! Reddedildiğime çok üzgünüm. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yo, hayır, red değil! Evet, reddedilmiş bulunuyorsunuz Sayın Neşat Bey. Sayın Beyrutlu milyoner! Bilmeniz gerekir ki milyonlarınızın bir sökme hududu vardır. Ve gene iyi biliniz ki o milyonlar bu göğsü aşıp öteye geçemeyecektir. Mithat, Mithat! Neticeler sana değil, bana bakar. Onlar hakkında ancak ben karar verebilirim. Küstah herif, burasını ne zannetti? Şermin, onun namına senden özür dilerim. Şimdiye kadar hiç bir misafir bu evden böyle ayrılmamıştı. Hasta götürüyor galiba. Yol ver. Bir kadın. Hey! Hey! Aldırma, yürü. Mithat'ın saygısızlığı için sizden özür dileyecektim. Buraya gelmemeliydim. Çek! Kurtulmuş ha? Çok şükür burnu bile kanamamış. Bugün çıkıyormuş değil mi? Galiba, doktor bey görecek biraz sonra. Zamanında haber alamadı. Buyurun. Ayıp oldu. Buyurun. Bakayım efendim. Alo? Efendim... 82.500 lira. 82.500 lira mı? Evet efendim, o kadar. Aman Refik bey, hesap böyle düşmeden bana niye haber vermedin? Beyefendi, demin bir mektup aldım. Beyrut'tan 10 milyon daha transfer olmuş. Peki, ne zaman elimize geçecek bu para? 20 günü bulmaz. Aman Refik bey, bana ötemi berimi sattırmayın da. Estağfurullah beyefendi. Beyefendi, şimdi zateniniz bana 4 tane 5'er gün arayla vadeli 500.000 liralık bono lütfedin. Şu 10 milyon gelinceye kadar siz de ben de idare edelim. Bu akşam buradan çıkacağıma göre yarın sabah amelesi tamamdır. Size banka yoluyla transfer ederim. Bu vaziyette Muhtemet Bey'in hayatını tehlikeye atmasına da lüzum kalmaz. Siz şöyle buyurun, geç kalmadan ben davranayım. Bu bonoları verecek misiniz? Hı? 2 milyon lira borca girmekte olduğumuzun farkında mısınız? Hı, evet, evet, farkındayım, farkındayım. Tekinsiz ev hikayesine teşekkür ederim.
sizin tarafınızdan o kadar sevilmiş olan Osman'ı kıskanmadım dersem yalan. Yoksa demin onun için mi? O vakit 7-8 yaşlarında bir çocuktum. Bazen o yaştaki çocuklar en büyük aşklarını yaşarlar. Katıksız, temiz. Sizin Osman'a karşı duyduğunuz hissin bir aşk olmadığını bana temin edebilir misiniz? Sizden davet gecesi için de, hastane konusundaki kusurum için de, bugünkü kabahatim için de af dilerim. Ne zaman İstanbul'a ineceksiniz? Bilmem, belki hemen. Gece olmasaydı... Sonunda sizi azarlayacağım Necat Bey. Bazı ticari konularda anlaştık gibi ama... bu hususta size henüz evet demiş değilim. Mamafi, yarın değil ama öbür gün bu ikinci meseleyi de görüşebiliriz. Bonolarınız hazır. Yavrum benim. Vadeleri... 10 gün... 15 gün... 20 gün... 25 gün yaptım. İyi. İstanbul'dan gelirken keşke şoförünüz de alsaydık, bu kadar yolu yalnız dönmek sizi yoracak. Alışkanım. Öbür gün sizi burada görebilecek miyim? Size bir büyüğüm gözüyle bakıyorum, insan büyüklerinin sözünü dinlemeli. Öyleyse uğurlar olsun oğlum. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. Şaşayım sizin, ne maksadı olur yani? Her türlü olur! Öyle olsa buraya geldiğini açıklamazdı. Herif malın gözü, görüldüğünü biliyor, tepesinde silah patladı ya! Sen herifin evden çıktığına emin misin? Vallahi ağabey çıktığını görmedim ama o andaki hali bana evden çıkıyormuş gibi geldi. Ya değil mi bu? Girmiş herhalde eve bu herif. Evet, koku da var. Anahtarını ne alt ettikti bu evin? Ardiye dolabında olacak. Orada yok baktım. İçeri bakabilsek o vakit eve girip girmediği anlaşılır. Beklesene bakalım ne alt edecek. Abi oraya gidiyordu. Güya buradan kaldıracaktık. Öyle daha fena. Herifin niyeti buysa şimdi hemen görür. Zaten yerini bilmeyen burayı pek fark etmez. Bu kadarcık tümsekte ne ki? Öyle bırakın onları. Ne halt arıyor bu herif burada? Hep senin halt etmen ulan. Oraya gidiyormuş, bekle bakalım hele. Baktın herif gerçekten buraya geldi. Baktın yoklamaya başladı. Arkasındaki taşın nişanlayacağına zımbalı o vakit herifi. Belki de telaşımız boşuna. Belki de şu tekinsiz evi göreyim diye buraya geldi. Peki, kendisine ateş edildiğini niye kimseye söylemedi? Ne biliyorsun? Ne biliyorsunu var mı? Nuri ağabey, herif döndüğünden beri orada. Herif hiç de tepesine ateş edilmiş bir adam gibi değildi. Bunda bir iş var. Gözden kaçırmamalı. Öyle yapacağız. Thank you.
Sana göre bir yer değil ama beyim. Ne yemeğin var bakalım babacığım? Kuru fasulye, iç yağına pilav, lüks diye de domates salatası. Bak babacığım, bana 4 yumurtayla bir omlet yapacaksın. Ama omletin üst yanı pişmeden, pişmiş taraflarını yukarı çevireceksin. Öyle ki içi sulu kalsın. Hay ceddine rahmet beyim, senin bu dediğinin en büyük ustasıyım ben. Omletin içine beyaz peynirle maydanoz koyacağım, üstüne de domates salçası. Yanında da yoğurt ve domates salatası. Bir de küçük kadeh rakı oldu mu? Sen bin yaşa babacığım, ihya edeceksin beni sağ bu akşam. Sağ ol. Sorması ayıp olmasın ama şu masayı merak ettim babacığım. O neden öyle bağlı? O benim oğlumun masası beyim. Oğlum diye ama bir insan oğlunu anca benim onu sevdiğim kadar sever. Yalnız ben mi? Herkes onu severdi. Yalnız 3 kişi müstesna. Şuracıkta Güneş Krom Şirketleri ocağı var ya, orada çalışırdı. Zavallı çocuğu mahvettiler. Çok konuşuyorum diye bana da kızıyorlar. Senin de başını ağrıtmayayım beyim. Yo, meraklı bir hikaye bu. Böyle etrafınca sevilen bir genci nasıl mahvettiler? Krom şirketi var ya, o Güneş Krom şirketi. Bunlar o vakit 3 ortaktılar. Bir gün 3. ortak yokken, ocakların şimdiki sahipleri Muhtar Bey'le o ahlaksız yeğeni Mithat, şirketin 4 milyon lirasını İstanbul'da bankaya yatırsın diye Muhtemed'e yüklüyorlar. Muhtemed'i hazırlanmak için evine giden Muhtemed'i artık bir daha kimse göremiyor. Efendime söyleyeyim, Muhtemed Osman'la o tekinsiz evde kalırdı. Efendim, bir akşam zavallı delikanlı, şu masada şimdi sana yapacağım gibi omletini yiyordu. Kız kardeşi Mualla'nın evlenme hazırlıkları vardı. Her vakit küçük kadehiyle yetinen Osman, o akşam ilk defa benden bir rakı daha istedi. Nuri'yi de davet edecek misin? Elbette, ne kötülüğü var adamın. Pek safsın be Osman, herif seni bir kaşık suda boğacak. Hele senin amele başı olacağını da duydu, bir aydır herif deli gibi. Osman abi olmayacak da o mu olacak? Onun gözü eskiden beri işçi başılıkta. Allah cezasını versin, hele o bir amele başı olsun, ben ocakta durmam. Kim durur be, Allah yazdıysa bozsun, püh! Nuri dedikleri, sana demin dediğim o Osman'ı sevmeyen, o üçlerin elebaşısı. Osman inanmıyordu ama biz hepimiz kıskançlıktan Osman'a her kötülüğü yapabileceğini biliyorduk. Birden polisler peydahlandı. Yanlarında Nuri'nin uşaklarından biri vardı. Hangisi? O. Hangisi, şu mu? Evet, o. Osman sen misin? Evet, benim. Hadi yürü bakalım. Ne olmuş? Sonra öğrenirsin ne olduğunu. Gel hala ben. Duruyor, yürüsene be! Ne yaptı, niye götürdüler acaba bunu? Getirdik efendim. Bu cüzdan senin mi? Evet efendim. Bu cinayette böylece aydınlanmış olur. Paraların ötesi nerede? Bırak numarayı! Bunlar kaybolan Muhtemed'in çantasındaki paralar. Numaraları alınmış. Paraların ötesi nerede? Adamın cesedini ne yaptın? Beyefendi, ben elinizdeki cüzdanı kaybedeli 2 ay oluyor. Oysa Muhtemed'in kayboluşu 20 günlük iş. Cüzdanı kaybettiğim zamanı Nuri abi biliyor. Bak ne diyor? Vallahi bilmiyorum. Ben Osman'ı severim ama adaletin ortaya çıkmasına da engel olmak istemem. Allah var. Yani Osman'ın cüzdanı 2 ay önce kaybettiğini bilmiyor musun?
Aman Nuri abi, cüzdanı beraber aramadık mı? Hayır. Kız kardeşinin gelinliğini ısmarladığın gün parayı o cüzdandan çıkarmadın mı? Hatta bu cüzdanı senden istemedin mi? Ve Muhtemet o gün kaybolmadı mı? Alçaklar, meğer arkadaşların hakkı varmış. Bu çocuk böyle şey yapacak insan değil savcı bey. Siz bir suçlu arıyorsunuz, işte suçlular. Aman Nizami bey, o nasıl söz öyle? Alçak herifler sizi! Sen namussuz herif! Beni mahvettiniz! Şu namussuz yeğeninle... Yarım saat kadar sonra ortakları öldü. Böylece muhtarla o ahlaksız herif kendi başlarına buyruk oldular. Osman'ı ölen Nizami bey sever ve korurdu. Zaten Osman'a ustabaşılık vermek isteyen de oydu. Nizami bey'in ölümüyle Osman himayesiz kaldı. Beyim çok konuştumsa susayım. Devam et babacığım, devam et. Ne hikaye değil mi beyim? Bak sana da dokundu. Ah beyim, rahat yaşayışınız içinde bilemezsiniz sizler. Biz fakirlerin başına neler gelir? Bir yandan bunlar olurken, bir yandan Osman'ın kız kardeşi gelinliğini prova ediyordu. Bizim köroğlu Sa'd'ı o zaman. Gelinliği o dikiyordu. Mahallada Osman gibi herkesin sevdiği, beğendiği saf bir kızdı. Kem gözlere şiş. Böyle gelin herkese nasip olmaz. Ne diyor Mithat Bey biliyor musun? Düğün gecesi gelip seni kaçıracağım diyor. Şakası bile soğuk. Bu bey A sınıfından uzak dur. Hayır gelmez onlardan bize. Öbürlerini bilmem ama Mithat Bey'e haksızlık ediyorsun teyze. Tövbe tövbe. Muhalla ben gidiyorum. Abicim, abicim ne oldu abicim? Eğer dönebilirsem elbette döneceğim. Sen Halil babaya söyle beni sana aratmasın. Osman evladım söyle bana. Ne oldu yavrucuğum, ne oldu? Yediler beni teyze. Hadi delikanlı. Teyze tut şunu. Gel kızım yapma. Kendine hak yok. Allah'a ısmarladık Muhalla. Allah'a ısmarladık benim güzel kardeşim. Muhalla, kalk yavrum. Merak etme sen. İki güne varmaz Osman abini gene burada göreceksin. Onu ben kurtaracağım. Mithat abi! Gel benim kardeşim, seni yatağına götüreyim. Osman burada olmadıkça iki gün senin abin benim. Ağlama bakayım sen. Yarından tezi yok, firmamızın en iyi avukatını Osman'ı kurtarmaya memur edeceğim. Yarın akşam olmazsa öbür gün mutlaka Osman'ı burada göreceksin. Uzat bakayım yanaklarını. Sen de öp bakayım. Şimdi Halis abi kardeş olduk. Ocaklara git, Nuri'ye söyle, benim portatif yatağımı getirsin. Bir yere gitmem ben, bu gece burada kalacağım. Biz de sana buradan git demedik. Hiçbir yere kıpırdamam, anlıyor musun? Yatak istiyorsan Osman'ın yatağı var. Ablamız belki acıkmıştır diye öteberi getirdik. Mithat'ın çoktan beri Muhalla'yı kolladığını biliyordu. Tesislerin hakimi mutlakı, herkese emreden Mithat, küçük Muhalla için padişah gibiydi. Nişanlısına rağmen sevilebilirdi. Mithat denen o ahlaksız herifin bir yanı da kadınların pek hoşuna gitmesidir. Nesini beğenirler o deyyusun bilmem ki. Çok ahlaksız heriftir. Kaç zavallıyı felakete sürükledi. Daha o gece Muhalla'nın evinde kaldığını, yiyip içtiğini Muhalla'nın nişanlısının ailesine duyurdu. Bizim köroğlunun o gece beklediği de boşuna gitmişti. Çünkü ertesi gün iğrenç emellerini tatbik için korkunç planını hazırlamıştı. Muhalla'yı abisine götüreceğini söylemişti. Böylece şantiyeye geldiler.
Mithat muallanın görebileceği bir pencere önünde avukatla konuşuyormuş gibi bir numara yaptı. Yanına geldiği zaman da sevinçle abisinin yarın mutlaka hapisten çıkacağını söyledi. Şimdi de onu nişanlısına götürecekti. Tabii böyle gidemezdi. Mithat abisi ona güzel elbiseler almak, onu süslemek istedi. Bu cicili bicili şeyler her genç kızı avlayan zehirli birer tuzaktı. Lüks bir yerde yenen yemek, bir kadehçik diye sunulan içki, canavarca hazırlanan planı tatbik işini kolaylaştıracaktı. Damarlarında kan yerine çirkef dolaşan bu adi mahluk, karşısında yaralı bir kuş gibi heyecan içinde duran bu genç kızın kendini unutmasından derin bir zevk duyuyordu. Nihayet içkiye konan bir toz, onun iğrenç emelini tamamlamasına yardım etti. Artık bir zambak kadar tertemiz olan mualla da bu canavarın mahvettiği masum kızlar listesine karışmıştı. Birçok fakir fukara kızına yaptığı gibi bu aşağılık herif o gün muallayı berbat etti. Aradan birkaç gün geçmeden durum Muhtar Bey'in kulağına gitti. Mithat masum kızları baştan çıkarmakta ne kadar ustaysa amcası Muhtar Beyefendi Hazretleri de Mithat'ı bu zavallılardan kurtarmakta o kadar ustaydı. Muallanın şehirden uzaklaştırılmasını sağladı. Tazminat olarak da zavallı kıza 100 lira yolladı. Yalnız 100 lira. Onu en son bir traktörün romorkunda gördüm. Doğup büyüdüğü yerlerden uzaklaşmak, bilmediği yerlerde tanımadığı insanlar arasına gitmek üzereydi. Ona seslendim. Ellerini utançla yüzüne götürdü. Herkes ona kötü bakıyordu. Duyduk, kötü yola sapmış zavallı. Osman ne oldu acaba? Beyim, beyim bir rahatsızlığın mı var? Yoksa muhtar beyler bir yakının filan olmasın? Sen benim dediklerime bakma beyim. Muhtar beyle Mithat beyim birçok iyilikleri de vardır. Hani öyle iyilerdir ki bu anlattıklarım onların yanında devede kulak kalır. İşte ihtiyarlık, çenemiz düşük. Bir su verir misin Halil ağa? Şey, affedersiniz ama beyim, siz benim ismimi nereden biliyorsunuz? Yanılmıyorsam Osman'ın sana bir sözü vardı Halil ağa. Bir gün zengin olursa sana 5000 lira verecekti. 17 yıl öncenin 5000 lirası, al sana 50 bin lira. Osman, vallahi Osman! Sensin değil mi? Kusura bakma Osman diye çağırdım seni. Pek değişmişsin, bey olmuşsun. Biz işte hep gördüğün gibi. Ben senin için hep Osman'ım Halil ağa. Sen gittikten sonra benim için de dünyanın tadı kalmadı evlat. Bilirsin insanlar birbirini sevmez. Ne ben kimseden hoşlandım, ne kimse benden. Ben gidiyorum babacığım. Buralarda gördüğünü sakın kimseye söyleme. Araba burada kalsın, ben biraz sonra döneceğim. Leyla'yı soracaktım baba, nerede Leyla? Sen gittikten sonra dayanamadı, kahrından öldü. Bu işte! Sana yemin ediyorum abi, içimde daima o gelinliğin temizliğinden bir parça taşıdım.
Sizi ürküttüm galiba. Yok, ürkütmediniz. Galiba ben boş bulundum. Buyurun Necat beyefendi. Arabanın kontağı aksıyor da, yarını beklemeyi daha uygun gördüm. Zeki bir insan olmadığımı şimdi bir kere daha anladım. Neden efendim? Arabanızın kontağının bozulacağını, bu akşam sizi burada göreceğimi tahmin etmeliydim. Mamafi cesaretinizi tebrik ederim. Saat 10. Demek arabanız epeyce uzakta bozuldu. Ve siz sayın milyoner, gecenin karanlığında tenha yollardan korkmadan buraya kadar yürüdünüz. Bu düşüncenizde haklısınız. Gerçekten korkmam gerekirdi. Çünkü sizin bu çevrenin avcıları pek acemi. Akşamüstü tekinsiz evi görmeye gittiğim vakit, avcılarınızdan birinin kurşunu tepemde patladı. Kimse beni öldürmeye kalkışmayacağına göre, bu kurşun herhalde acemi bir avcı tarafından atılmıştır. Domuza benzer bir yanınız da yok. O belli olmaz. Kimin kime domuz görüneceğini kestirmek güçtür. Hava hazırlığı galiba. Evet, yarın hava gideceğiz. Acaba yalnız kalabilir miyiz? Bey'in ne dediğini duydunuz. Yani sizin dışarı çıkmanızı istiyor. Herhalde sayın beyefendinin bir söyleyeceği var. Evet, sizi dinliyorum. Benim yalnız başıma yürüyüp buraya geldiğim yolu, acaba benim yanımda geri dönmeye cesaretiniz var mı diye merak ediyorum. Ayağınızı denk almazsanız yakında böyle bir yürüyüş olacak galiba. Ayağını denk almaktan muradınız Şermin Hanım'sa, onun sizinle artık ilişiği kalmadı. Öyle mi sanıyorsunuz? Görüyorum ki nasıl bir adamın karşısında bulunduğunuzun farkında değilsiniz. Size milyonlarınızın bu göğsün ötesine geçemeyeceğini söylemiştim. Şimdi bu sözümü tekrar ediyorum. Ve size adımlarınızı ölçülü atmanızı tavsiye ediyorum. Sonunuzu düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Hayrola? Necat beyefendi geldi dediler de... Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Tanrı'ya şükür ucuz atlatmış. Ha, öyle oldu, buyurun. Geçmiş olsun Şermin. Teşekkür ederim. Ucuz atlattığına hepimiz çok sevindik. Kazayı duyunca Necat Çınar üzüldü. Bundan kendisini mesul tuttuğu için vicdan azabı çekiyor. Kendisi gelecekti ama önemli işleri çoktu, bırakamadı. Necat Çınar beyefendiye teşekkür ederim. Ama hüsnü kuruntuya kapılmış. Benim bir kaza geçirmeme sebep olabilseydi, buna üzülmesi değil, övünmesi gerekirdi. Çünkü bu onun erişemeyeceği büyük bir şeref olurdu. Necat Bey'e selam söyleyin ve deyin ki, Şermin kötü bir duruma düşerse bunun sebebi ancak gene Şermin olabilir. Şermin'in kusuruna bakma kızım, bir çeşit sayıklama bu sözler. Necat Çınar beyefendiye de sakın bir şey söyleme. Neden geç kaldın? Gazeteler kazayı yeni yazdı. Ocaklardan ancak gelebildim. Bana haber verilmesi gerekirdi. Hep seni bekliyordum. Allah ısmarladık Şermin, seni iyi gördüğüme sevindim. Güle güle. Hoşça kalın Mithat Bey. Güle güle. Geçmiş olsun abla, şükür büyük Allah'ıma seni sağ salim gördük. Teşekkür ederim Nuri efendi. Ah ablacığım, sana hep söylerim arabayı öyle uçak gibi sürme diye. Yol bu ablacığım, gök değil. Bir yandan çöküntü, bir yandan da gazetede bu haberi okuyunca deliye döndük. Gel Nuri. Vaziyet kötü beyim, grevi durduramayacağız. Keşke orayı bırakıp gelmeseydiniz. Açıkçası bizimki gelmek değil beyim, kaçtık. Bir ayaklanırlarsa sağ bırakmazlar bizi. Bey baba, ne yapıp yapıp ücretleri ödemeli? Ne laf anlamaz itler bunlar be, patlamadılar ya! Biraz daha bekleseler ne olur? Şimdi karşımıza bir de Kurdoğlu çıktı, peşimizi bırakmıyor. Dün anlaşma yapıp para alacaktık, anlaşma bozuldu. Şimdilik elimizde imkan yok. Bırak işçi ücretlerini, bonolarımı bile ödeyecek durumda değilim. Demek grevi önleyemeyeceğiz. Buyurun efendim. Muhtar bey, siz misiniz? Bendenizim efendim. E
Estağfurullah, ben Necat Çınar. Buyurun Necat beyefendi. Şermin Hanım'ın iyi olduğunu duydum, çok sevindim. Mümkünse kendisine geçmiş olsun demek isterim. Hay hay efendim, bir dakika! Necat bey! Alo? Şermin Hanım. Benim, buyurun. Geçmiş olsun, kazayı ucuz atlatmanıza sevindim. Teşekkür ederim. Bu kazaya ben sebep olduğum için... Çok müteessirim. Mersi. Bana verdiği cevabı size söyleyemedi. İzin verirseniz ziyaretinize gelmek istiyorum. Buyurun. 3 dakikaya kalmaz ordu. 3 dakika için Allah'a ısmarladık Şermin Hanım. Güle güle efendim. Kuzum Necat Bey neden kendisini mesul tutuyor? Bana kalırsa bu kazanın asıl mesulü Mithat. Size cevap vermeyeceğim. Çünkü ben yakınlarım söz konusu olunca sizden daha insaflıyım. Davranışlarını anlayamamaya başladım. Anlayamazsınız amca. Çünkü bir şeyin anlaşılması, o şeyin düşünülmesine bağlıdır. Biz gidelim artık. Yarın gitsen olmaz mı? Öyle görünüyor ki, bonolarla işçi ücretlerinin ödenmesi benim buradan gitmeme bağlı. Baksana kabahat bendeymiş. Sakın bu kabahat benim bütün gitmemi gerektirmesin. Odu açtın. Bir iş adamının beyni sinirlerine değil, sinirleri beynine bağlıdır. Başka türlüsüne iş adamı denemez. Sizi bilmem ama sinirlerinden ve beyninden başka bir de damarlarında akan kanı vardır. Bu kan bazen milyonlar karşısında bile akmaktan vazgeçmiyor. İşçi ücretleriyle bonolar ödenmezse o kanın nasıl donduğunu... insanın damarlarından mı yoksa kasasından mı aktığını o vakit görürüz. Uzattın oğlum. Hadi bakalım işinin başına git. Gider gitmez de oradan telefonla bana vaziyeti bildir. Muhtar beyefendi, özür dilerim efendim. Öyle bir dilemiyorum. Şermin Hanım acaba beni affedecekler mi? Ne oldu öyle Necat Beyciğim? İş bu işte. Bilirsiniz zamanı belli olmuyor. Acaba Şermin Hanım'la görüşebilir miyim? Hay buyurun. Alo? Bana gücenmiyorsunuz ya Şermin Hanım. Madem işiniz var. O gece var ya, o gece uykusuz geçti. Gelip sizden özür dilemek hevesine kapıldım. Mithat Bey yüzünden size karşı nezaketsiz bir durum oldu. Beni affediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Lütfen bana babanızı verebilir misiniz? Kendisiyle ticari bir iş için görüşmek istiyorum. Doğrusu telefonu biraz da bu sebeple açtım. Alo, buyurun Necat beyefendi. Sizinle önemli bir iş için görüşmek istiyorum. Acaba teşrifiniz mümkün mü? Hay efendim, emredersiniz. Bekliyorum. Geliyorum efendim, hemen oradayım. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Bir şey söylememe müsaade eder misiniz? Şermin'e karşı bu davranışınız. Demin siz hastanedeyken içeri giren iri yarı adam bu mu? Evet, zannederim. Ama bugünkü adam daha yaşlıydı. Bu 17 yıl evvelki resim. Hatta daha eski. Otursanız iyi olur. Tabii bu resmi bende gördüğünüzü kimseye söylemeyeceksiniz. Özel sekreterinizim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun, beyefendi şimdi gelirler. Buyurun, oturun efendim. Efendim, ben de zaten davet gecesi için zatenizden özür dilemek istiyordum. Mithat'ın davranışları gerçekten nezaketsizdi de. Kız kardeşimin gelinliği. Ya efendim, maşallah. Ne zaman giyecekler acaba? Kız kardeşim öldü efendim. Ya, vah başınız sağ olsun efendim. Sade bir gelinlik değil mi?
Eskiden fakir insanlardık muhtar bey. Estağfurullah! Hoş adamsınız Necat bey. Hoşluktan değil, gerçekten muhtar bey. Muhtar bey efendi, zat-ı halinize bir teklifim var. Buyurun efendim. Beni ortaklığa kabul eder misin? Ortaklığa mı buyurdunuz efendim? Evet muhtar bey. Vallahi Necat beyefendi, bu öyle bir şey ki hiç düşünmemiştim. Hamdolsun şirketimizin iş durumu çok iyi vaziyettedir. Nereden aklınıza geldi bu? Paramı işletmek arzusu. Sonra sizi pek sevdim muhtar bey. Sağ olun Necat beyciğim. Ben Deniz'de Allah şahidim sizi pek sevdim. Mamafi paranızı işletmek hevesine kapıldığınız için size naçizane dikkat buyurmanızı hatırlatayım efendim. Son zamanlarda acayip firmalar türedi. Mesela tutun Kurdoğlu firmasını. Herifin bütün derdi bizi sıkıştırmak. Efendim biz ne teklif yaparsak %2,5 eksiğine yapmaya hazırmış. Bu size çok iş kaybettirir. Kaybettiriyor belki ama... Şayet bir gün paraya ihtiyacınız olursa... Yok efendim yok. Müessemizin hamdolsun rezervesi büyüktür, teşekkür ederim. Kim acaba bu Kurdoğlu? İlk defa sizden duyuyorum. Saklanıyor bu adam Necat bey. Peki sizin ne derdi neymiş? Anlayamadık efendim, yeni bir firma bu, 2-3 aylık. O günden beri bize tek bir iş aldırmadı. Bu da bize vız gelir ya, kendi düşünsün, o batar. Efendim acelem var da, ocaklara kadar bir gideyim diyorum. Arzu buyursanız siz de teşrif edin. Şermin de bugün taburcu olur olmaz oraya gidecek. Şu Kurdoğlu firmasını düşünüyorum da... Acaba diyorum eskiden birine bir kötülük etmiş olmayasınız? Büyük Allah şahidimdir Necat bey, alnım ak, kalbim temiz öleceğim. Değil birine kötülük etmek, akrep bile öldüremem. Ocaklara ben de gelirsem size yük olmaz mıyım acaba? Estağfurullah efendim, şeref verirsiniz. Yarın sabah gelir sizi alırım, müsaadenizle. Sen misin Şermin abla? Benim. Allah kahretsin onları! Allah kahretsin! Kahretsin, mahvet! Bırak! Hadi Şermin, yeter artık. Bilsem seni buraya getirmezdim. Doktor Kati istirahat verdi biliyorsun. Mithat, bırak beni! Bana kötü davranmakta olduğunun farkında mısın? Biliyorum, bu benim sevdiğim bir iş. Hiç de değil, sen buraya bu işi sevdiğin için gelmesin. Şermin abla, operasyon bitti. Ya neden gelmişim? Sen buraya unutmaya geldin. Şermin! Bir dakika, şimdi geliyorum. Çekil! Senden nefret ediyorum, anladın mı? Nefret! Söylediklerini kulakların duyuyor mu? Ne istiyorsun benden? Seni sevmiyorum, sevmeyeceğim, anlamıyor musun? Hayır Mithat, kendini küçük düşürmeni istemiyorum. Git onu sanki hiçbir şey yokmuş gibi karşıla. Bu kendini beğenmiş küstah adama iyi bir ders vermeyi de bana bırak. Ne haber? Ne oluyor bakalım? Yok bir şey, çöküntü işte.
Eyvah, çek defterimi unutmuşum. Seninki yanında mı? Hayır. Çok fena, şimdi ne yapacağız? Nejat Bey, sizden yarına kadar 200.000 lira rica etsem? Aksiliğe bakın, benim de çek defterim yanımda değil. Mamafi emrederseniz yarın zatenize takdim edebilirim. Yarın kolay canım, benim zorum şimdi. Bu parayı size bugün de takdim edebilirim. Biraz sonra bendeniz İstanbul'a döneceğim. Yanıma birisini verirseniz... Öyle biraz sonra olsun da. Nejat beyefendi rahatsızlar galiba. Evet, maalesef şiddetli bir soğuk algınlığı. Buna rağmen buraya gelmenizden bizi pek sevdiğiniz anlaşılıyor. Nejat beyefendi bize ortaklık teklif etmek nezaketini gösteriyorlar. Bey baba, Madeni Sendikası'nın başkanı geldi. İçeride deminden beri sizi bekliyor. Nejat beyefendi, bana bir dakika müsaade edersiniz değil mi? İstirham ederim, buyurun efendim. Ama burada yalnız kalacaksınız. Yo beyefendi, bendeniz oyalanmakta ustayım. Ay vay! Merhaba! otur hadi! Yok Muhtar Bey, gideceğim. Bir saattir seni bekliyorum. Otur canım! Bak Muhtar Bey, bu ücret konusunda ateş bacayı sardı. Kapat şu bahsi, Allah'ını seversen! Kapat olur mu Muhtar Bey? İşçiler grev diye tutturmuş, hakları da var. Ben daha onlara ne kadar engel olabilirim? Hay Allah! Neticede bu benim başımı yer. Canım, o kadar telaşa mahal yok. Nihayet birkaç gün daha oyalayabiliriz. Kardeşim, sağ ol, ömrüne bereket. Allah razı olsun. Bak Muhtar Bey, sana yeni bir arkadaş tanıtayım. Dursun Şimşek. Kendisi partimizin azılı taraftarlarındandır. Tomruk ticareti yapar. Yo, bak ocakta çöküntü oldu, öyle kalkatıyan yapamam. Canım Muhtar Bey, çöküntü tomrukların kötülüğünden değil, destekleri beceremiyorlar. Gör bir kere Dursun'un tomruklarını, beğenmezsen alma. Parasını şimdi veremem. Canım, senden para isteyen var mı? Biz öbür gün gelip çiple seni alırız. Şimdilik kaçalım. Daha uğrayacak yerlerimiz var, hadi hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Bu iş böyle, devam edemez. Bu adam bana yabancı gelmedi abi. Demin ağzı açılınca gözümü ısırdı. Ben de onu bir yerden tanıyorum ama nereden? Nejat beyefendi, sizi fazla beklettim. Yo beyefendi, tam tersi. Nejat bey, bendeniz öyle bir durum oldu ki 4-5 gün İstanbul'a inemeyeceğim. Acaba zateniz... Hani inmekte çok gecikecek miydiniz? İsterseniz hemen şimdi. Yo, hayır yani öyle demek istemedim. Burada misafirimsiniz. Yani ne vakit ineceksiniz diye merak edip sordum. Efendim biraz sonra, şöyle yarım saat kadar sonra niyetim var. Zateniz yanıma kimi vereceksiniz? Ben bir bakayım da bizim muhtemet... Nejat bey, acaba 500.000 rica etsem zat halinizce bunun bir mahsuru var mı? Aman efendim, Güneş Krom gibi bir firmadan 500.000 esirgemek gülünç olur. Ben zat halinize 1.000.000 takdim edeyim. Belki unutmuş olduğunuz bazı durumlar vardır. Şurada 3-5 gününüz rahat geçsin. Mamafi yine lazım olursa bana bir telgraf çekmeniz yeter. Bendeniz zat halinize bir makbuz hazırlayayım beyefendi. Çok şakacısınız Muhtar beyefendi. Sizin gibi büyük, sağlam bir firmadan 1.000.000 için makbuz alırsam kendimi pek küçük görürüm. Hem zat-ı âlileri arzu buyururlarsa pek yakında sizin ve benim paralarımız arasında hiçbir fark kalmaz. Bu paranın aynı aile parası olması beyefendimizin iki dudağının arasına bakıyor. Zat-ı âliniz hele Muhtemet Bey'i bulsun, bunlar sonra da görüşebilir. Evet, bendeniz Muhtemet'i hazırlayayım. Buyurun efendim, bendeniz şuralarda oyalanıyorum. Burada Baraka da olacak. Onun hatırını da sormuş olursunuz. Hayır, hayır efendim.
Tahkikat komisyonu geldi de, muhtar bey yazıhanede oturup beklemenizi rica ediyorlar. Kahvenizi nasıl emredersiniz efendim? Kahve istemez misiniz beyefendi? Bir rahatsızlığınız mı var Necat Bey? Siz burada mıydınız Şermin Hanım? Benim burada olduğumu biliyordunuz. Sizi revirde boş yere bekledim. Sonra öğrendim ki gezmeye gitmişsiniz. Tekinsiz evi görmeye gittim. Gitmemeliydiniz. Neden? Felaket saçar o ev. Bakın ne haldesiniz. Oysa buraya geldiğiniz vakit hiç de böyle değildiniz. Demek bu evin tekinsizliğine o kadar inanıyorsunuz. Kim orada oturmaya kalkıştıysa başına felaket getirdi o ev. Evi yaptıranın daha ilk gecesinden karısı ölmüş. Arkadan da kendisi delirmiş. İki mirasçı da peş peşine ölmüşler. En son orada bizim fabrikanın bir işçisi oturuyordu. Para çalmak için bizim ocakların muhtemedini öldürdü. Nasıl yaptı bu işi bilmezsiniz. Evin tekinsizliği işte. Osman abi ne iyi adamdı. Ufaktım o vakit. Gidip onunla oynayabilmek için paydos zamanını dört gözle beklerdim. Çocukluk anılarımın en tatlısı. Osman abiden başkası yoktu benim için. Sonra zavallı kardeşini bilseniz. Melek gibi bir kızdı. O saf kızın bir gün kötü yola düşebileceği kimin aklına gelirdi? Yanaşmayın bir daha o eve. Fakat bir şeyiniz mi var Necat Bey? Necat Beyefendi, muhtemedimiz emrinizde efendim. Muhtemedimiz emrinize amade, çok rica edeceğim, nakdin getirilmesi tehlikeli olur da. Şehirler arası. İstanbul 44-39-35, acele 18-19. Lütfen, kapıyorum efendim. Bakiyemi anlayalım bakalım. Geçmiş olmazsa olsun. Başka türlü hareket edeceğiz. Öksürüyorsunuz. Efendim, tekinsiz eve gittim de biraz esiyordu. Aman Necat Beyefendi, yanaşmayın o eve. Ben de onu söylüyordum Necat Bey. Hem de tam bir muhtemed işimiz olduğu anda... Efendim, o zamanki muhtemedimizle bir işçimiz o evde beraber oturuyorlar. Alo, bekliyorum efendim. Refik Bey, ben Necat. Lütfen bakiyeme bakar mısınız? Kendinin kontağı bozulmuş. Bak Şermin, Necat Beyefendi sahiden gelmiş. Kontağı bozulmuş. Kontağın bozulmuş, ne kontağı? Efendim, arabanın kontağı arıza yaptı. Aaa, arabanın! Yazık, Hasan Usta burada olsaydı hemen düzeltirdi. Buyurun, oturun efendim. Efendim, rahatsız etmek niyetinde değilim. Doğru. Buraların yabancısıyım. Hangi otelde kalabilirim diye soracak. Üstem muhtar, Güneş'e ancak bu şekilde hakaret edilebilir. Ayol, sizi otele bırakacağımız nasıl aklınıza geliyor? Siz burada bizim misafirimizsiniz. Sizi temin ederim ki burada emniyette olursunuz, Necat Beyefendi. Korkacak bir şey yok. Ne biçim lakırdı bunlar yahu? Burada korkmak diye bir şey yok ki! buyurun Necat Beyefendi, buyurun efendim. İyi ettiniz de geldiniz. Kızım, Necat Bey'e kahve yaptın ama yemek yiyip yemediğini sordun mu? Teşekkür ederim. Küçük bir kasaba lokantasında yedim. Şermin Hanım konusunda zat halinizden bir müsaade istirham edeceğim. Buyurun Necat Bey. Efendim, bilmem kusur mu işledim acaba? Öyleyse bağışlayın. Şermin Hanım'dan halama bahsetmiştim, pek hoşlandı.
Bugünlerde 17 milyonluk yeni bir partinin transferi için Mısır'a gidecek. Yol arkadaşı yerecek kimsesi yok. Acaba Şermin Hanım'a izin vermek lütfunu bize gösterirler mi diye soruyor. Anlaşılıyor artık. Necat Bey ile karşı karşıya gelince sürprizlere hazır olmalı. Müsaade etmezseniz gücen miyiz? Şermin'i halanızla yapılacak güzel bir seyahattan yoksun etmek istemem. Ne o Şermin, yoksa istemiyor musun? Yok, hayır. Halam size minnettar kalacak. Oğlum! Delirdinse seni tımarhaneye kapayalım! Ben bunda delice bir şey görmüyorum. Siz de Şermin hanımefendi hatırı sayılır avcılardansınız. Necat beyefendi de Beyrutlu olduğuna göre müthiş aslan avlarında bulunmuşlardır. Hatta mümkünse yarın kendilerinden avımıza katılmak lütfunu bizden esirgememelerini istirham edecektim. Bu surette bir aslan avcısı seyretmek imkanını bulmuş olacağız. Tabii aslan avcılarının domuzlardan korkacağı düşünülemez. Necat Bey, Şermin'e izin vermiş olduğumu halanıza bildirebilirsiniz. Kendisi çok sevinecektir efendim. Hemen telefon etmeme müsaade eder misiniz? Hayır, buyurun efendim. Şehirler arası. Efendim, İstanbul 49-54-72. Bayan Türkan, acele 18-19. Lütfen efendim, kapıyorum. Yarın sabah kullanacağım tüfeği görebilir miyim? Fakat azizim, öyle sanıyorum ki yarın sabah erkenden İstanbul'a inmeniz gerekecek. Yarın hemen bir tamirci bulamayız herhalde. 1-2 saatte epey domuz temizlenebilir. Alo? Evet efendim, bekliyorum. Alo, Türkan Hanım? Benim, ben, Necat. Kim? Kim, Necat mı? Oo, sen misin sevgili yeğenim? Bir dakika bekle, misafir gelmiş, bir bakayım şimdi geliyorum. Beyrutlu milyoner Necat Çınar, rahmetli Muhalla'nın abisi. Yazık bana ablacığım, acı bana, bırakın, bırakın! Merhamet ablacığım, benim kocam var, çocuğum var, verin bana o fotoğrafları, merhamet edin! Yalvarırım ablacığım, çekil şunu götürün be! Aile kadınıyım, mahvoluyorum! Ulan kalsak, şimdi mi aklın başına geldi? Mahvoluyorum, yürü, bırakın! Evet oğlum, hayrola? Nasılsın bakayım? Beyrut mu? Kızı Beyrut'a götüreceğiz galiba. Evet evet, anladım, tamam. Tamam, yarın akşam ben senin eve uğrarım. İsabet, Beyrut da sermaye istiyor zaten. Hem orada işimiz daha kolay olur. Olur olur, merak etme, pasaport tamam. Vay domuz adam vay! Şermin Hanım kızımızın pasaportunu hemen yaptıracağız. Olmazsa birkaç gün hareketimizi geciktiririz tabii. Şermin Hanım'ı istemez miyim hiç? Muhtar beyefendinin müsaadelerine bağlı. Beyefendiye hürmetlerimi söyle, beni merakta bırakmasın. Bilmukabele hürmetler, Şermin! Yarın sizinle beraber İstanbul'a gider. Muhtar bey de bilmukabele hürmetler ediyor. Şermin Hanım'ı yarın benimle yollayacak. Ellerinizden öperim alacı. Sabah erkenden hava çıkacağımıza göre acaba yatmak için müsaade istesem... Aman efendim! Buyurun, buyurun efendim! İyi geceler Mithat Bey. İyi rüyalar temenni ederim Necat Bey. Sayın misafirimizi gereği gibi ağırlayamıyoruz ama... Aman efendim, krallara layık bir oda. Bir emriniz olursa zile basarsınız. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Şerif. Sen ne laf anlamaz adamsın oğlum! Beni pis pis konuşmak zorunda bırakıyorsun. Oğlum! Ticaret hayatında bazen öyle anlar gelir ki kızmış, yok bilmem nikahlı karıymış, solda sıfır olur. Necat denen şu sersemin 30 milyonundan istifade etmek dururken, gönül işlerine dalıp iflasa sürüklenmenin alemi var mı? He
Hele bir şu kurdoğlu denen deyyusu alt edelim, sonra gene biz bize kalacağız oğlum! Demek Nejat Bey milyonlarını size kaptıracak. Hayır amca, siz buna inanmıyorsunuz. Siz inanmadığınız gibi ben de inanmıyorum. Yanılmıyorsam siz şu anda her nesnenin solda sıfır olduğunu söylediğiniz bir ticari durum içindesiniz. Ve solda sıfır kalmak sırası da şimdi bana gelmiştir. Hayır Muhtar Bey, yeğeniniz bu oyuna gelmeyecek. Yarın ortaklıktan ayrılacağız. Oğlum, orasını sen bilirsin. Yalnız paranın tasfiyesi için beklemek gerekecek. Ben onu bunu bilmem. Paramı tam olarak santimi santimine hem de derhal isterim. Para durumumuzu biliyorsun. Ayağını denk al amca. Parasızlık mavallarını sen başkasına op. Yarın paramı isterim. Ne diyorsun? Tehditten öteye gidebilirim. Küstah herif! Kapat kapıyı Nuri. Kusurumu bağışla abi. Konuştuklarınızı dinledim. Otur. Konuştuklarımıza doydun. Beni atlatmak istiyorlar. Senin kızına kimse el süremeyecek abi. Yoksa sen de beni o Şermin denen karıya aşık mı zannediyorsun? Dünyada kadın mı yok sanki? Parasını bana bıraksın da kendisini kim ne ederse etsin. Amcam babamdan kalan parayı daha bana devretmedi. Yarın amcama bir şey olursa benim param da Şermin karısına kalır. Senin anlayacağın Şermin Nejat'a giderse benim ne olacağım belli olmaz. Halbuki mesela Beyrut'a giderken Şermin'in başına bir kaza gelse o vakit amcamın mirasçısı ben olurum. Yahut yarın bir domuz Nejat deyyusunu bitse de herif nallara dikse Şermin bana kalsa yine paçayı kurtarırız. Geçen defa toyduk, 4 milyonu Muhtar Bey'e kaptırdık. Şimdi paralar bana gelecek. Sen de hakkını alacaksın Nuri. Efendi. Buyurun Muhtar Bey. Efendim, kapının anahtarı. Kapıyı kilitlemek lazım. Ne demiş Hazreti Ömer? Deveni önce sağlam kazağa bağla, sonra Allah'a emanet et. Ben her vakit kapımı kilitlerim, size de aynı şeyi tavsiye ederim. İyi geceler efendim. İyi geceler. Bir şey daha. Özür dilerim, sorması abes ama bonolar emin yerde mi? O bakımlardan hiç üzülmeyin Muhtar Bey. Bonolarınız tamamen emin yerdedir. Parafe etmediniz tabii. Hayır. Şermin! Efendim baba! Yattın mı diye baktım. Yatıyorum şimdi. Anahtar kapıda mı? Evet baba. İyi geceler. İyi geceler babacığım. Siz! Sizi bekliyordum. Şu ava çıkmak saçmalığını herhalde yapmayacaksınız.
Bu sizi bu derece ilgilendiriyor mu? Evet. Böyle bir davranışta bulunacak olursam sevineceğinize emin misiniz? Sanırım. Ben sanmam Şermin Hanım. Bu olay ikide bir aklınıza gelecek. Mithat'tan korkup kaçmış bir Necat'ın sizi hoşlandıracağı pek şüphelidir. Yanılıyorsunuz. Çünkü ikinizin tutumu aynı değil. O her şeyi yapabilir. Oysa siz... Mithat Bey benim tutumumu bilse iliklerine kadar titrerdi. Görüyorum ki... ne biçim insanlarla karşı karşıya olduğunuzun farkında değilsiniz. Mithat'ı hiçbir şey iliklerine kadar titretemez. Çünkü o bir alçaktır. Arkadan nasıl vurulacağını iyi bilir. Ama ne yapayım ki akrabamdır. Onu size daha fazla anlatmama imkan yok. Benim ne kadar yalnız olduğumu... nasıl korunmaya muhtaç bulunduğumu bilseniz... size güvenmek istiyorum. O bunu fark etti. İşte şimdi sizi ava götürüyor. Bilmediğiniz çok şey var. Düşünün ki... babamın benden sonra tek mirasçısı Mithat. Ve Mithat hiç düşünmeden bir adam öldürebilir. Yoksa... babam... bu ahlaksız adama... benim için söz verir miydi? Şermin... ben Mithat'ın nasıl bir adam olduğunu biliyorum. Üzmeyin kendinizi. Hatta yalnız Mithat'tan değil... size babanızdan da çekinmenizi tavsiye ederim. Ne? Demek siz... fakat hayır, kim size söylediyse inanmayın, iftira bu, babam günahsızdır. Demek birçok şey biliyorsunuz. O halde Necat Bey, siz de kendinizi babamdan koruyun. Çünkü o beş parasız ve sizi soymaya bakıyor. Neler söylüyorum ben Allah'ım? İnsanlar paranın kuvvetini öğrenmek için yaşıyor sanki. Her yaşadığı gün insan biraz daha iyi öğreniyor bu kuvveti. Çocukluğumuzun mutluluğu bu kuvveti öğrendikçe her gün biraz daha sönüyor. Sonunda mutluluk çocukluk anılarımıza gömülüp birer hayal gibi kalıyor. Birer hayal gibi. Delikanlılığımda o gençlik mutluluğu içinde hayata nasıl bir güven duyardım. Bu güvenle milyoner dayımı terslemiştim. Beni Beyrut'a yanına alıp yetiştirmek istiyordu. Ahlaksızca kazanılmış milyonlardı dayımın milyonları. İğreniyordum onlardan. Şimdi o ahlaksızca kazanılmış milyonlarla yaşıyorum. Eskiden kaybetmiş olduklarımı onlarla geri almaya çalışıyorum. Ölü kız kardeşimin anıları en kıymetli şeyim. Kimsesiz bir insanım Şermin. Size bırakıyorum onları. Avdan dönmezsem defteri bu cebimde bulacaksınız. Dönmezsen mi? Bir de Şermin... bir de bilmenizi isterim ki... sizi bir insanın sevebileceği en yüce sevgiyle... Günaydın Necat Bey. Günaydın. Dargın gibi duruyorsunuz da. Sana göre değil. İnsan önem verdiği kişilere darılır. Biz önemli değil miyiz yani? Kendini böyle bir sual sorulacak duruma düşürmez. Hayır, yani domuz avına çıktınız mı diye soracaktım. Dört domuzla aynı anda karşılaştığım çok oldu. Bugün zekanız pek uyanık maşallah. Eksik olmasın Şermin Hanım. Ümit içindeyim de... hele yakında sizinle akraba olacağım şerefini düşünmek zekamı büsbütün parlatıyor. Şermin Hanım konusundaki başarınızı tebrik ederim. Haklısınız. Gerçekten Şermin Hanım pek güçmüş. Peşine çok takılan olmuş ama yüz bulamamış.
Biz yukarıdan gidelim. Nejat Bey arkadan çevirsin. Bunlar da kollasınlar aşağı yanı. Bir bağ daha ver. Ben de fazla kurşun veriyorum diye beni haşlamanızı bekliyordum. Malum ya, nişan almasını bilene bir kurşun da yeter. Hele bu bir aslan avcısı ise. Sen bunu havaya at. Atarken de bana seslen. Ne duruyorsun be? Attım! Malum ya, aslan avın da uyumaya gelmez. Ben aşağıdan çevireceğim. Bu beberuhiler de arkayı kollasınlar. Silahı ona ver. Sen açıl ötede bekle. Silah konusunda yanlışlık oldu galiba. O tüfek sakın bana verilmesi gereken olmasın. Ne dersiniz, değişelim mi tüfeklerimizi? Ne dersiniz Mithat beyefendi? Amcanızdan aldığım 2 milyonluk senetleri imzalayıp size transfer etsem... acaba beni bağışlar mısınız? Hey! Ya Şermin Hanım'ı size bırakırsam... gene beni bağışlamaz mısınız Mithat beyefendi? Ama Şermin seni pek aşağılık buluyor! Beyefendi, beyefendi! Yerimizi belli edeceğiz! Nerede bu adam be? Şimdi biz ne yapacağız? Ha, ne yapacağız? Ne oluyorsun lan öyle? Ne oluyor, sırrı var mı? Herif sırrı oldu. İt iyi biliyor buraları. Demin bizi yukarı yana aldı. Birden acemilik gibi görünüyor ama değil. Yukarısını sesse saklanacak yer bulamazdı. Bu adam bir acayip beyim. Bit yeniği var bu işin içinde. Beyim, dağılıp arayacağız. Silahını bırak ve ayağa kalk. Tanımadın mı hala beni? Nasıl olur? Eski dostun Osman'ı nasıl olur da tanımazsın? Öldürdükten sonra gömdüğünüz Muhtemet Dilis'i beni tanımakla bu kadar güçlük çekmezdi. Hadi, ne duruyorsun? Eski ahbabına sarılsana.
Osman! Osman ağa! Bağışla beni abi! Çok kötülük ettik sana! Ama inan abi! Hep hasta çocuğum için! Hala onun derdindeyim! Ameliyat ettirmek lazım! Burada olmuyor! Para verecekti göya o itler! Kıyma bana Osman abi! Öksüz kalacak hepsi ardında! Sevdiklerinin bağışı için kıyma! Çekme tetiği Osman abi! Gözünü seveyim çekme! Çekme! Olsa rahmetli Muhtemed'in iskeleti gömdüğünüz mezardan fırladı da peşinizden kovalıyor diyeceğim. Ama böyle güpegündüz kimden kaçıyorsunuz? Merhamet edin bana Neşat Bey! Bırakın yaşayayım! Fakat anlamıyorum Mithat Beyefendi. Kendinizi neden bu hale soktunuz? Kimden neden kaçıyorsunuz? Kalkın el ayağa! Uzanın şu yatağı da biraz dinlenin, boşuna telaşınız geçsin. Bu yatak da sizi Muhtemed'in kemikleri gibi korkutmaz ya! Ne o? Yoksa örtüyü orada bırakmamış mıydınız? Yanılmıyorsam bir de resim olması gerek şu masanın üstünde! Bakın o da yok! Sakın Osman'ın hayali gelmiş olmasın buraya sizden sonra! Bu yatakta mı berbat ettin kızı, kahvenin çocuğu ha? Bu yatakta mı? Yine buraya Neşat Bey! Bakın dünden beri işler nasıl ters gidiyor! Arabanız şuracıkta olduğuna göre demin buraya geldiniz! Birçok şey gizliyorsunuz benden! Biliyorum! Ama bırakmayacağım bugün sizi! Her şeyi anlatacaksınız bana! Evlenelim dediniz ya! Farkındayım, sevmiyorsunuz beni! Başka bir maksatla bu teklifi yaptınız bana! Mesela, halanızla şu Beyrut seyahati! Babamla Mithat'ın rahatça inandığı hikaye!
oysa ben... Bitti, her şey bitti. Kan! Aman yarabbi! Vurmuşlar sizi! Mithat nerede Necat Bey? Ne oldu Necat Bey? Onu öldürmeden huzura kavuşamayacağımı sanmıştım. Neler söylüyorsunuz Necat Bey? Her şeyi anlatacağım size. Sevdiklerimin öcünü almak için buraya gelmiştim Şermin. Bir ölüye verdiğim sözü tutmak için. Bu öç alınmazsa yaşayamayacağımı sanıyordum. Oysa şimdi her şey bitti, her şey berbat oldu. Ne yapacağız şimdi Necat? Demek Osman ha! Ne Osman'ı be? Kurdoğlu, Kurdoğlu! Demin telefon ettiler! Kurdoğlu! Demek Mithat'ı orada bırakıp buraya geldiniz? Alçaklar! Namussuzlar! Köpek soyları! Defolun! Defol! Gel buraya! Sen de defol! Defolun! Defolun! Kaçın! Şimdi de beni yalnız bırakın! Nuri! 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 Vay düzenbaz, vay ahlaksız! Demek Osman ha? 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış katil, hırsız Osman demek... ...şimdi Kurdoğlu firmasının sahibi oldunuz ve bizim karşımıza dikildiniz. Hı. Ve bizden... ...kızımızı istiyorsunuz şimdi. Sen... ...şöyle geç kaltak! Uçlan bakalım dün benden aldığın bonoları düzenbaz çaratak! Buraya bonoları geri vermek için gelmiştim. Ama şimdi onları geri alamayacaksınız. Bir tarafa kıpırdamasın bu adam hadi! Böyle elini kolunu sallaya sallaya nereye delikanlı? Başka! Madem yapacak başka şeyin yok, öyleyse al bonolarını! Gebertin! Gebertin bu namussuzu! Yuh, yuh be! Akşamları bir de erkek diye karılarınızın koynuna giriyorsunuz ha! Yuh, yuh be! Vur! Vur! Vur!
Kızım, o da onunla gitti. Ulan namussuz herif! Ulan imansız kerata! Polis! Polis! Polis mi arıyorsun? Acele etme, 5 dakikaya varmaz burada olacaklar. Ben çağırdım. Öldürülen Muhtemet hikayesinin hesabını ben de, sen de, sayın yeğeniniz Mithat Bey de hep beraber burada vereceğiz. Ne? O vakit belki biraz rahat edeceğim. Çocukluğumuzdan istifade edip bizi berbat ettin. 18 yıldır bir türlü iflah olmadım, kötülük ettim hep. Allah belanı versin! Gizlenenlerin hepsi demin anlaşıldı. Ama Beyrut seyahatini bir türlü çözemiyorum. Şarkının esrarını merak ettim de... Senin de, benim de unutmamız gereken o kadar çok şeyimiz var ki... İkimiz de yaşamaya yeniden başlamak durumundayız Şermin. Yepyeni bir yaşayış. Ayıpsız, günahsız, tertemiz bir hayat.